Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da ve YouTube hesabımızda sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz diyelim ve iyi bir gün geçirmenizi temenni edelim. Evet, bugün yine Afganistan konusuna döneceğiz. Zira dün aslında pazarlıkların sürdüğü, son ana kadar aslında pazarlıkların sürdüğü Afganistan'da, Kabil'de, havalimanında neler olacak sorusu cevabını buldu. Beklenmedik bir şekilde cevabını buldu da diyebiliriz aslında. Ancak elbette ki bir takım kırmızı çizgiler söz konusuydu ve bu kırmızı çizgiler nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin NATO misyonuyla Afganistan'da Kabil'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı askerler geri çekilmeye başlandı artık son güne doğru, yani 31 Ağustos'a doğru giderken, ya da şöyle söyleyelim, Kabil'i ele geçiren Taliban'ın kırmızı çizgi olarak ortaya koyduğu güne doğru giderken. Ha, bu arada bir parantez açalım. Amerika Birleşik Devletleri 31 Ağustos'a kadar bu çekilmeyi tamamlamak istiyor. En azından kendi misyonu açısından, hem askerleri hem de Afganistan'da bulunan diğer personelleri açısından ve kendisine çalışanlar açısından. Lakin İngiltere öyle görünüyor ki bu noktada biraz zaman isteyecek Taliban'dan çekilme sürecine dair. Ancak bu zaman verilecek mi, verilmeyecek mi? O da Taliban açısından bir soru işareti olarak karşımızda duruyor. Bu arada Kabil Havalimanı'nın çevresi tamamen Taliban tarafından kuşatılmış durumda. Artık neredeyse Afganların, yani şöyle tabir edelim ki, batılı ülkelerin pasaportlarına sahip olmayanların, kimliklerine sahip olmayanların ya da batılı ülke misyonları için çalıştıklarını ve oraya gidebileceklerini belgeleyemeyenler için aslında bir yerde artık Afganistan'daki Kabil Havalimanı'na giriş çok ciddi bir şekilde kısıtlanmış durumda. Ama daha önce girenler, çevresinde, yakınlarında, yani uluslararası koalisyonun bulunduğu bölgede bulunanlar da kısmi olarak bekleyişlerini sürdürmeye devam ediyorlar. Gelelim Türkiye açısından olan gelişmelere. Şimdi bir haftada, hatta 10 günde yaşananları şöyle bir kısaca hatırlayalım. Biz Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programında Türkiye'nin Afganistan'daki NATO misyonunun sona ermesi ve TSK birliklerinin Afganistan'da bulunmasına izin veren tezkerenin NATO misyonu çerçevesinde olması nedeniyle hem bakanlıklar düzeyinde bir çalışma başlatıldığını ve yeni bir tezkere hazırlığının son sürat devam ettiğini Ankara Kulisi'nde sizlerle paylaşmıştık ve bu tezkerenin içeriğinin Afganistan'daki istikrarı sürdürebilme noktasında olacağı da gelen bilgiler arasındaydı. Zaten biz Ankara Kulisi programını yayınladıktan birkaç saat sonra da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a, yani bu konunun en önemli muhataplarından biri olan Hulusi Akar'a meslektaşlarımız bir soru yönelttiler ve dediler ki Türk Silahlı Kuvvetleri Afganistan'da kalacak mı? Şu an itibariyle öyle görünüyor, dedi Hulusi Akar ve yeni bir tezkere gerekebilir mi sorusuna da gerekebilir. Bakanlıklarımız bu çalışmaları sürdürüyorlar. Yakında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü bir toplantıya çağırabiliriz, dedi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve aslında bir yerde kulisimizi de doğruladı. Peki ne oldu da vazgeçildi? Aslında Hulusi Akar'ın, yani Milli Savunma Bakanı'nın açıklamayı yaptığı zaman diliminde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede kalması, özellikle Kabil Havalimanı'nda kalması için Taliban'la istihbarat güçlerinin görüşmeleri devam ediyordu. Yine Dışişleri Bakanlığı'ndaki bürokratların görüşmeleri devam ediyordu. Taliban'a Türk Silahlı Kuvvetleri burada kalır ise hem uluslararası ticaret uçuşlarının güvenliği sağlanır hem de sizin için bir meşruiyet ortamı oluşmuş olur şeklinde de bir takım önerilerin sunulduğu belirtiliyordu. Lakin bu öneriler son güne kadar Taliban'la aslında biraz da pazarlık yapılarak kabul görmedi. Yani Taliban diğer uluslararası misyon güçlerine, yani Amerika'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye biçtiği kırmızı çizgiyi şu an itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına da biçti. Hemen burada belirtelim ki bu biçilen kırmızı çizgi dışişleri misyonunda görev alanlar için değil. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri misyonunda görev alan askeri birlikler için çizilmiş bir misyon. Ve yine bu çekilme kararı TSK mensubu orada bulunan NATO misyonu çerçevesinde orada bulunan askerler için alındı. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin orada kalabilmesi için Taliban'la yapılan görüşmeler şu an itibariyle başarısız oldu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup askerler çekilmeye başlandı. Bir de bunun arka planı var. Aslında görüşmeler, Taliban'la görüşmeler
devam ediyor. Ve bu görüşmelerde kimi noktalarda ilerleme sağlanmış durumda. Yani Taliban'la Türkiye arasında nasıl bir ilişki olacak sorusunun da cevapları bu görüşmelerde yavaş yavaş pişiyor. Fakat Türkiye açısından şunu söyleyelim ki bekle, gör, görüş stratejisi benimsenmiş durumda. Bu noktada önemli kilit noktalardan biri elbette ki Afganistan'dan ve Afganistan, İran üzerinden gelen göçler. Bu göçün önlenebilmesi, bu göçün önüne geçilebilmesi amacıyla da Türkiye ile Taliban arasında bir takım görüşmelerin olduğu, sınır güvenliklerinin daha fazla artırılması noktasında da Taliban'ın bir vaadi bulunduğu iddia ediliyor. Kaldı ki Taliban yurt dışında bulunan Afganlara da geri dönün, herhangi bir olumsuzluk yaşanmayacak çağrısı yaparak bu göçün önüne geçmek istiyor. Şimdi hatırlayalım, belirtmiştik. Türk Silahlı Kuvvetleri elbette evet oradan çekiliyor ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yandan da mülteci konusunda politika değiştiriyor. Yani açık kapı stratejisinden ciddi manada vazgeçiliyor ve artık Türkiye bu yükü kaldıramaz deniliyor. Elbette bunun söylenmesinin en önemli sebeplerinden biri Türkiye'de giderek artan ekonomik kriz, kendisini hissettiren ekonomik kriz ve yurttaşlardan, vatandaşlardan giderek yükselen tepkiler ve tabii ki bir de bu tepkileri provokatif anlamda körükleyenlerin oluşturduğu ortam. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle son anket çalışmalarından da ortaya çıktı ki tabanı da bu mülteci konusunda kendisine tepkili, tepki giderek büyüyor. Bu nedenle politika değiştirdi. İşte Taliban'la görüşmelerin ki TSK çekiliyor olsa bile bu görüşmeler devam ediyor. Görüşmelerin önemli ve kritik maddelerinden biri de akının durması. Şu an itibariyle bilinen en az 480 bin civarında, belki daha fazla Afgan mülteci Türkiye'de bulunuyor. Bunun yaklaşık 150 bini kayıt altına alınmış durumda. Bir kısmı geri gönderme merkezlerinde bekletiliyor. Sınır dışı edilecekler, sınır dışı edilenler var. Bunun dışında bir de kayıt dışı olanlar var ki neredeyse 300 binin üzerinde olduğu biliniyor. Kayıt dışı Afgan mültecilerin işte önümüzdeki günlerde özellikle Taliban'ın burayı ele geçirmesiyle bu yük daha fazla artmasın diye de görüşmeler devam ediyor. Yine belirtelim ki TSK'nın çekilme kararı almasından bir süre önce, hatta bir gün, 2 gün önce Amerika Birleşik Devletleri'nden doğrudan CIA'den bir yetkilinin, direktörün hatta Taliban'la doğrudan bir görüşme yaptı ve bu sürecin olumlu ilerlemesi, hatta Taliban'ın oradaki meşruiyetinin de korunabilmesi amacıyla bir takım görüşmelerin yapıldığı biliniyor. Ha tabii denk mi geldi bilemiyoruz ama bu görüşmenin hemen ardından da Taliban Türk Silahlı Kuvvetleri içinde kırmızı çizgisini çekti ve TSK'da bu noktada geri çekilme kararı aldı. Kalsaydı, yani bir tezkere çıksaydı, az önce bahsettiğimiz üzere İstikrarın korunması amacıyla ya da istikrarın ve barış ortamının sağlanması amacıyla TSK mensupları Kabil'de havalimanında bulunacaklardı. Özellikle de uluslararası uçuşların güvenliğinin sağlanması noktasında bazı vaatler verilecekti Taliban'a. Lakin bunlara gerek kalmadı. Taliban bu noktada uluslararası güçlere belli vaatlerde bulunmuş durumda. Hemen belirtelim ki Türkiye'nin stratejisini söyledik az önce. Bekle, gör, görüş şeklinde. Bu arada uluslararası birçok büyük ülkenin de bekle, gör, görüş şeklinde bir stratejisi var. Lakin Taliban'ın bir süre kendisini izole hissetmesi de sağlanacak gibi görünüyor. Böylelikle Taliban'ın tepkileri, Taliban'ın tavrı yakından izlenecek ve bunun üzerinden bir hem uluslararası güçlerce hem de Türkiye tarafından bir strateji benimsenecek. Zaten uluslararası güçlerin bu stratejiye yakın durması nedeniyledir ki dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugüne kadar Taliban'a çok ılımlı mesajlar verilen AKP iktidarının son noktada söz söyleyicisi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir iyimserlik içerisindeyiz ama temkinliyiz noktasında bir yaklaşım sergilemişti. Şöyle bir toparladığımızda Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı, tezkere hazırlanacak dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iktidarın ortağı, Cumhur İttifakı'nın ortağı, ayakta tutan temel direği. Kendisi de TSK mensuplarının Afganistan'dan çekilmesi düşünülmemelidir dedi. İşte tüm bu açıklamaların bir hükmü kalmadı. TSK Afganistan'dan çekiliyor, çekildi ve Taliban kırmızı çizgisini en azından şimdilik
belirlemiş durumda. Bu arada görüşmeler devam ediyor. Bu görüşmelerin çerçevesi mülteciler ve önümüzdeki dönemde Afganistan'ın tırnak içerisinde yeniden yapılandırılmasında, bu tabir önümüzdeki günlerde çok tartışılacak, onu da belirtelim. Yeniden yapılandırılmasında Türkiye'nin alacağı rol şeklinde. Bir bakarsınız TSK mensubu askerlerle değil ama bazı şirketlerle Türkiye Kabil Havalimanı'na geri dönebilir. Bu da önümüzdeki günlerin önemli tartışmalı konularından biri olacak gibi görünüyor. Bugünlük de Ankara Kulisi'nden şimdilik bu kadar. Bizden ayrılmayın. Bir başka bölümde görüşebilmek üzere. Hoşça kalın.